Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size e-okul notlarımı açıklayacağım. Umarım notlarımı ve videomu beğenirsiniz. Ben notlarımı beğendim, gayet güzel. Birinci döneme göre de yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum. Notlarım da bunu söylüyor zaten. Birinci dönemle ikinci dönemin notlarını karşılaştırarak gideceğiz ama birinci dönem birinci sınav ve ikinci dönem birinci sınavı karşılaştıracağız. İkinci sınavı karşılaştırmayacağız. Hatırladığım kadarlarını söyleyeceğim bu arada. Ekrana yine de koyarım yanlış biliyorsam falan. Bilmiyorsam da koyarım. Beden eğitimim 100. İlk dönem kaçtı hatırlamıyorum ama ilk döneme göre gayet yüksek. Aslında hoca 85 vermişti. Ortalamamı düşürdüğü için hocaya söyledim. Rica ettim. Hoca da yükseltti. Teşekkür ederim buradan da. Sonra din kültürü var. Ben din kültürüne adam akıllı çalışmamıştım. Çünkü edebiyatla aynı gündeydi. Edebiyata daha çok çalışmıştım. Çünkü o 6 saat din... Pardon, edebiyat 5 saat, din 2 saatti. Dine adam akıllı çalıştığımı düşünmüyorum ama günü gününe tekrar yapıp ezber yaptığım için fazla da zorlanmadım. Çalıştığım yerlerden de geldiği için yüksek aldım. Bizim din sınavı zor oluyor. Birinci dönem notlarımı izlerken belki görmüşsünüzdür. Hoca zor soruyor. İyi ki de zor soruyor. Çünkü zor sorması bizim öğrenmemizi sağlıyor. Daha iyi öğrenmemizi sağlıyor. Felsefe sınavı var. Felsefe sınavı diğer felsefe sınavlarına göre kolay geçti. Onlardan da kolaydı zaten. Ama daha yüksek bekler miydim? Bekleyebilirdim. Ama 90 da kötü bir not değil. 90'ın altına düşmediğim için şükrediyorum. Sonra görsel sanatlar var. Bu arada dini karşılaştırmayı unuttuk. Dini ve felsefeyi. Felsefeden ilk dönem 85 almıştım. Bu dönem yükseldim. Dinden de 85 almıştım. Bu dönem yükseldim. Müzikçi de dediğim gibi gittiği için başka bir hoca giriyor bizim müzik dersimize. Tarih hocamız giriyor. O yüzden 100 girmiş. Teşekkür ederim. İkinci yabancı dil Almanca. Ortalamamı 5 puan düşüren ders. Gerçekten o kadar çok modum düştü ki bu notu duyunca ve sınava girince. Çalışmadan girdim biliyorum. Çünkü çalışsam da yapamıyorum. Ama ikinci sınavda eşek gibi çalışacağım. Test çözeceğim. Yani kendim öğrendiğim konuyu böyle alıştırma yapabileceğim. Kendi öğrendiğim konuyu başkasına anlatabilecek şekilde öğrenmeyi düşünüyorum bu şekilde. Çünkü ikinci sınavda yükseltmeyi amaçlıyorum. Bir de Almancadan proje almıştım, o yüzden fazla korkmuyorum ama ikinci sınavı gerçekten yükseltmem lazım. Sonra coğrafya sınavımız var. Coğrafya sınavı çalışırken görmüşsünüzdür belki. Çok şehir vardı. Saat 2.30'a kadar çalışmıştım hatta. Ama çalıştığımın karşılığını alamadım maalesef. Daha yüksek beklerdim. 85 kötü mü not mu dersiniz? Bazılarınıza göre yüksek olabilir, bazılarınıza göre düşük olabilir. Bana göre coğrafyaya göre düşük. Daha yüksek olabilirdi. Ama şehirler olduğu için çok fazla çalışamadım. Bir de şehirlere iyice çalışsam bile iki tane test sorum gidecekmiş. Testle çözmem gerekiyormuş. Testlerden gitmeseydi şu an 95'ti. Ama olsun. Ve en sevindiğim not olan matematik. Matematikten bu dönem 100 aldım. Hayatımda ilk defa matematikten 100 aldım. Ben aslında 90 üstü bekliyordum. Grafik çizmeli bir tane soru vardı. Onda onun yanlış yaptığımı düşünüyordum ama doğruymuş. Umarım ikinci sınavda da 100 alabilirim. 100 alamasam bile 90'ın altına düşmem umarım. Sonra psikoloji notumuz var. Notum var. Psikoloji felsefeye göre zordu. Hata yaptığım yerler de o kadar basit yerler ki sadece bir tane ses sorusu zorlamıştı beni. Oradan 5 puan gitti. 2 puan da boşluk doldurmadan. Sonra seçmeli Türk Dil ve Edebiyatı var. Bu normal edebiyat değil. Zaten 3 saat. Bunda hoca 70 puanlık bir tane kompozisyon veriyor. 30 puan da diğer kısımlardan soruyor. 30 puan bu dönem anlatım bozukluğundan gelecekmiş. İlk dönem, ilk sınavda da, ikinci sınavda da. Sınavım gayet güzel geçmişti. Anlatım bozukluğunu fulledim. Kompozisyondan da yaratıcı olmadığım için hoca sadece 3 puan kırdı. Teşekkür ederim yine buradan hocama. Sonra seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi. Bu sınavdan gerçekten 100 bekliyordum ve 100 aldığımı da düşünüyordum. Hoca beni tebrik etmişti. Ben de 100 aldım sandım. Ama bir tane vergiye haraç yerine haşar yazmışım. O çok üzdü beni. Ama 97'den daha düşük notlar da alabilirdim. Buna yine şükrediyorum. Sonra tarih var. Tarihten hiç 92 falan beklemiyordum. Çünkü tarihe hiç çalışamadım. Ama beklediğimden daha yüksek aldım. Ha, psikoloji gibi. Psikolojide de 70'lerde, en fazla 80'lerde bekliyordum ama 93 aldım. Bunda da 92 almışım. Sonra Türk Dili ve Edebiyatı var.
Bundan yüksek alacağımı umuyordum. Sınavım gayet güzel geçmişti. Hatta beklediğim tam not 97 falandı. 97 bekliyordum direkt. 95 falan olabilirdi ama 97'den emindim. Ama bir tane yazım yanlışı sormuş hoca. Allah'tan 6 puan mı 8 puan mı neydi sanırım 6 puandı. Orada çizerek düzeltiniz diyormuş. Ben de sadece çizdim. Yazım yanlışı olan yere. Meğerse onun doğrusu da yazılacakmış ama yapacak bir şey yok. 88 edebiyata göre bence kötü bir not. Umarım ikinci sınavda daha yüksek alabilirim. Bu arada edebiyattan proje almıştım. Umarım yükseltir. Gelelim diğer notumuza. Diğer notumuz da yabancı dil. Yabancı dilden hiç beklemiyordum bu arada. Hoca sormayacağım dediği kısmı sormuş ve küçücük bir kısma 30 puan vermiş. Ve küçücük bir kısma 30 puan vermiş. O 30 puanı ben yaptığım bir şeyleri hocadan kağıdıma bakmamı isteyeceğim. Ya da puan eklemesini söyleyeceğim. Çünkü sınıf ortalamasından bile düşük. Ve yabancı dilin ve Almancanın da ortalamamdan düşük, sınıf ortalamasından düşük olması beni çok üzüyor. Ortalamam da 89,81. Umarım bu dönem ortalamam 95 olur. 95 olmasa bile 93'ün üzerinde tutmaya çalışacağım. Ama hedefim şu anlık 95. Umarım 95'e çıkartabilirim ikinci sınavlarda. İkinci sınavları daha sıkı çalışmayı düşünüyorum. Umarım çalıştığımın karşılığını alırım. Umarım siz de çalıştıklarınızın karşılığını alırsınız. Beklediğim gibi geçen sınavlar da oldu. Daha yüksek notlar da aldım, daha düşük notlar da aldım. Umarım ikinci dönemde bunları düzeltebiliriz. Umarım sizin de notlarınız güzeldir. Siz de en yüksek notunuzu ve en düşük notunuzu bildirim ya. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Benim en düşük notum Almanca 50. En yüksek notum da matematik 100. Tabi diğer 100 de var. Başka yüzlerim de olabilirdi ama umarım ikinci sınavda olur. Notlarımı teker teker açıklarken birinci dönem notlarımla karşılaştırmayı unutmuşum. Şimdi genel olarak bir karşılaştıralım. Direkt söyleyeceğim. Beden 90'dan 100'e. Din kültürü 85'ten 97'ye. Felsefe 85'ten 90'a. Evet, müzik 85'ten niye bu kadar düşük ya? Ha pardon yanlışa bakmışım. Müzik 90'dan 100'e. Almanca 65'ten 50'ye. Coğrafya 91'den 85'e. Matematik 58'den 100'e. Psikoloji 85'ten 93'e. Seçmeli Türk Dil ve Edebiyatı 84'ten 97'ye. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 61'den 97'ye. Tarih 90'dan 92'ye. Türk Dili ve Edebiyatı 81'den 88'e. İngilizce 85'ten 70'e. 3 tane düşen dersim var sanırım. Umarım daha fazla da düşen olmaz. Ortalamam da 87'ymiş. Umarım bu dönem 95 olur. 90 kesin olur diyemem çünkü ikinci sınavlarda ne yapacağım hiç belli değil ama ben genellerde ikinci sınavlarda yükseltiyorum. Bu dönem birinci sınavlarda da yüksek notlarım ama umarım daha yüksek yapabilirim. Neyse notlarım bu şekilde. Evet videom bu kadardı. Umarım notlarımı ve videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.